bültenimizde, haberlerde işledik, aktardık. Bu konuyu konuşacağız. Son durum nedir, ayrıntılar nedir? Onları değerlendireceğiz. Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya, konuğumuz Ufuk Akkaya. Merhabalar. Şimdi ilk önce Urla Belediye Başkanı tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla görevden alındığını öğrendik. Dosyanın ayrıntılarında neler var? Son durum nedir? Senden dinleyelim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki sizin de vurguladığınız gibi bugün sabah itibariyle görevden uzaklaştırma konusuyla İzmir tekrar Türkiye'nin gündemine geldi. 16 Aralık 2019 tarihinde Urla Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında ifade vermesi üzerine avukat ile beraber savcılığa gitti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve gece saatlerinde 23.30 sularında ise tutuklanıp Buca'daki Kırıklar F tipi cezaevine konmuştu ve bugün de hem İçişleri Bakanlığı'ndan hem de İzmir Valiliği'nden arka arkaya açıklamalar yapıldı ve İçişleri Bakanlığı Anayasa'nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddeleri gereğince Cumhuriyet Halk Partili Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u görevinden uzaklaştırdı. İzmir Valiliği de bu karar uyarınca hemen devreye girdi ve Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yerine Urla Kaymakamı Önder Can'ı başkan vekili olarak atadı diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu atamaya ilişkin ilk değerlendirme Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den geldi. Yücel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Seçimle gelenin seçimle gitmesi demokrasinin olmazsa olmazdır. İktidar defalarca yaptığı demokrasi ayıbını bu kez de Urla'da yaptı ve Urlalıların iradesine darbe vurdu. Hukuki süreç bir şekilde yürüyecek ancak seçilmişler varken kayyum atanması kabul edilemez denildi. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden parti sözcüsü Öztürk bir açıklama yapmış. İzmir'de ise hem il başkanı Deniz Yücel hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından İzmir Milletvekili olan Tuncay Özkan, belediye başkanından yani Fethullahçı terör örgütü üyeliği ile tutuklanan belediye başkanına sahip çıktıklarını alçak tondan da olsa dile getirdiklerini belirteyim. Dosyanın gizlilik kararı sebebiyle de soruları yanıt vermediklerini de buradan vurgulamak gerekiyor. Tabii bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de hareketli bir süreç yaşanıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem belediye başkanı, Urla Belediye Başkanı tutuklandı, cezaevine konuldu ve bugün de görevden uzaklaştırılıp yerine İçişleri Bakanlığı ve İzmir Valiliği tarafından bir atama yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Belediye İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Tataristan'da bulunan Tunç Soyer ziyaretini yarıda keserek yurda döndü ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittiler bugün. İkilinin hem Soyer ve Yücel'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa görüşeceği ve süreçle ilgili ve durumla ilgili geniş bir rapor sunacakları belirtiliyor ki iddialar iki gündür kamuoyuna yansıyan iddialar çok ciddi diyebiliriz ve şimdi biraz da bu iddiaların ayrıntılarına girmekte ve sorguya girmekte fayda var. Şimdi dün izleyicilerimiz ana haber bülteni de izledi ama bazı bölümlerini hem tekrarlayacağım önemi açısından hem de yeni olan bilgileri izleyicilerimize de aktarmak istiyorum burada. Tabii ki iddialar az evvel de vurguladığım gibi çok çarpıcı. İddialardan birisi şu, 17-25 Aralık sürecinde, sorulardan biri de bu tabii ki, 17-25 Aralık sürecinin sonrasında ve 2018 yılında Urla Belediye Başkanı'nın mahrem imamlarla irtibatlı olduğu, hatta 2018 yılından sonra iki mahrem imamla telefon görüşmelerinin, 4 ayrı telefon görüşmesinin saptandığı belirtiliyor ve
Bu soru Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'na soruluyor. Verdiği yanıtsa şu şekilde: maliye müşavir olmam nedeniyle o dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teşvikleri söz konusuydu. Bu teşviklerden mükelleflerimin yararlanması, iadelerini alabilmesi için yaptığım telefon görüşmelerinden olabilir. Ben bu görüşmeleri yapmış olabilirim, ancak kiminle telefon görüşmesi yaptığımı bilmiyorum. Fiili sistemde yaklaşık 5000 kişinin telefon numarası var yanıtını verdi. Bir diğer konu da belediye başkanlığı döneminde Güney Afrika ve Rusya'nın özel bölgelerinden Başkurdistan'a yaptığı ziyaretlerde, özellikle Güney Afrika'ya ziyareti soruluyor. Niçin gittiği soruluyor. Çünkü şu açıdan soruluyor bu soru: Fethullahçı terör örgütünün yurt dışına kaçan ve yurt dışında olan yöneticilerinin yoğunluklu olarak bulunduğu bölgelerden birisi Güney Afrika ülkeleri. Güney Afrika'ya yerel yönetimler toplantısı nedeniyle gittiğini ve İzmir'de başka belediye başkanlarının da bu toplantılara katıldığını vurguluyor ve orada herhangi bir mahrem imamla, hem Güney Afrika'da hem de Başkurdistan'da herhangi bir imamla, mahrem imamla, Fethullahçı terör örgütünün mahrem imamıyla görüşmediğini söyledi. Bir diğer iddia, bu bugün gazetelerde de yansıdı. Biz de dün internet sitemizden de dile getirdik. Tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un özbabası, altını çizerek söylüyorum burayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 31 Aralık'ta aday belirleme sürecinin öncesinde açık aradı ve dedi ki: oğlum FETÖ'cüdür, eğer aday gösterirseniz sıkıntıya girer partiniz, siz de sıkıntıya girersiniz diye uyarı yaptığı belirtiliyor ve bu uyarılar sorguda da gündeme geldi ve babasıyla niçin görüşmediğini sordu sorguda, sorgu hakimliği ve sorguyu yürüten savcı. O ise 1991 yılında kardeşini kaybettiği, kardeşini kaybetmesi nedeniyle de annesiyle babasının arasının açıldığı, bir aralarına da kendisiyle de babasıyla kendisi arasında bir küslük girdiği, ancak sorunun bir süre sonra giderildiği, barışıldığı, bunun dışında başka bir sebepten dolayı görüşmeme durumu söz konusu değil diye yanıt verdiğini biliyoruz Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un. Bir diğer önemli iddia ise şu: önemli bir fezleke var ve bu fezleke İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na da gönderildiği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de elinde olduğunu anlıyoruz. Ki içeriye fazla girmek istemediğinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, vurgulamıştım az önce düşük tondan demiştim, İçeriye de fazla girmek istememesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fezlekenin onların da ellerinde bulunduğunu açıkçası gösteren bir emare. İddialar şu: Burak Oğuz'un adına kayıtlı bir cep telefon hattından İzmir Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde bulunan müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammed Kod adlı L.U. isimli şahısla irtibata geçtiği iddiaları var. Bahse konu bu hattan, Burak Oğuz'un telefonundan, yani belediye başkanı Burak Oğuz'un telefonundan 29 Eylül 2017 ile 9 Kasım 2018 tarihleri arasında karşılıklı 43 kez irtibata geçildiği, arandığı, karşılıklı aramaların yapıldığı, HSS kayıtlarıyla tespit edildiği iddia ediliyor. Şimdi bu önemli bir iddia tabii ki. İddiaların bir diğeri ise şu: yine teknik takiple tabii ki Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve HTS kayıtları çok ayrıntılı bir şekilde, geçmişe dönük HTS kayıtları ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Ve yine bu HTS kayıtları incelendiğinde Burak Oğuz'un adına kayıtlı olan ve incelemeler sırasında tarafından kullanıldığı da tespit edilen, yani bir telefon numarası kendi adına kayıtlı ama bu telefon numarasını kullanıyor mu kullanmıyor mu, bu önemli bir durum. Savcılık burada da şöyle bir tespitte bulunuyor: bu telefon numaraların kendisi tarafından kullanıldığını belirtiyor. Bu telefon numarasındansa, bu GSM hattındansa, yine Fethullahçı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde genel müdür pozisyonunda faaliyet gösteren Faruk Kod adlı FD ile 15 Kasım 2018 ve
17 Eylül 2011 tarihleri arasında 5 kez görüştüğü, örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Metin ve Fevzi Kod adlı HÇ ile 10 Aralık 2012, 24 Mart 2014 tarihleri arasında 10 kez görüştüğü, mülki idari amirleri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren MA ile 23 Temmuz 2011 tarihinde bir kez görüştüğü, örgütün emniyet mahrem imam yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Orhan Kod adlı OM isimli şahısla 22 Mayıs 2007 ve 6 Ocak 2015 tarihleri arasında 5 kez irtibat kurduğu öne sürülüyor Burak Oğuz'un. Yine bir diğer iddia, az evvel de vurguladım, işte HTS kayıtları geriye dönük olarak, yani 2019 aralığından geçmişe doğru incelenerek birçok tabii ki kayıt elde ediliyor. Ve ayrıca bunun yanı sıra da bir telefon hattı. Bu da çarpıcı iddialardan birisi. Burak Oğuz'un kendi adına olan telefon numarası yine Fethullahçı terör örgütünün İzmir'deki hava kuvvetleri yapılanması içerisinde bulunan bir kişiye ait olduğu, onun konuştuğu, onun denetiminde olduğu belirtiliyor. Yani şimdi Urla Belediye Başkanı'nın adına kayıtlı olan telefon numarası ile başka bir Fethullahçı telefon görüşmesi yaptığı saptanıyor. Bu da önemli iddialar arasında. Tanık beyanları da var. Az evvel nasıl babasının bir tanık beyanı dosyaya girmişse, farklı Fethullahçı terör örgütü dosyalarında tanıklık yapan kişilerin de bu dosyada ifadeleri alınmış görünüyor. MC isimli bir kişi 2004-2006 yıllar arasında kendisini, yani Burak Oğuz'u, Kemeraltı bölgesindeki FETÖ grubunun içerisinde gördüğünü iddia ediyor. Hatta onun da, yani Urla Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Burak Oğuz'un da Buca sohbet imamlığı yaptığı vurgulanıyor. Bu da dosyaya giren tanık beyanları arasında yer alıyor ve Yamanlar Koleji'ne bu MC isimli şahsın Burak Oğuz'la beraber götürüldüğü, hatta Burak Oğuz'un Yamanlar Koleji'nde Fethullah Gülen'in kaldığı odayı gösterdiği de bu iddialar arasında, ki bu çarpıcı iddialardan, tanık ifadelerinden başka ifadeler olduğu da vurgulamakta yarar var. Tabii şöyle, 31 Mart tarihinde, 2018 tarihinde yerel yönetimler seçimiyle beraber %61 bir oyla, yüksek oranda bir oyla Urla Belediye Başkanı seçildi Burak Oğuz. Ancak şunu biliyoruz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütüyle bağı olduğu gerekçesiyle İzmir Genç İş Adamları Derneği kapatıldı. İGİD kısaltılmışı da. Burak Oğuz'un bu derneğin yönetim kurulu üyesi olduğu da vurgulanıyor. Şimdi önemli iddialardan biri de bu ve bu da savcılık sorgulamasında bu da gündeme geldi ve işte bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel bir görüşme yapacak ve bu kapsamlı bir dosya sunulacak ona. Bir yol haritası çıkartılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu öneride bulunduğunu biliyoruz. Belediye başkanımızı tutuksuz yargılayın dediğini biliyoruz. Hem genel merkezden dün yapılan açıklamada, hem de İzmir'de bulunan Tuncay Özkan tarafından, genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan tarafından belediye başkanımızı tutuksuz yargılayın vurgusu öne çıktı ve belediye başkanımızın arkasındayız denildi ve bugün itibariyle de Urla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı ve her iki ayda bir yasa gereğince bu uzaklaştırma kararı gözden geçirilecek, uzatılacak ya da yargılamanın seyrine göre de karardan İçişleri Bakanlığı vazgeçebilir. Yerine Urla
kaymakamı Önder Can atanmıştı. Önder Can da bugün itibariyle İzmir Valinin görevlendirmesiyle Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevine başladı diyebiliriz. Bir artı daha vurgulamak lazım. Geçmişte Van'da vali yardımcılığı yapmıştı. Şu anda belediye başkan vekilliğine atanan Önder Can. Orada da Demokratik Bölgeler Partisi'nin belediye başkanlığı görevden alınmış, belediye başkanlığını vekaleten atanan bir isim olduğunu da İpek Yolu Belediye Başkanlığı'na atanan bir belediye başkan vekili olduğunda vurgulamakta yarar var. Erkan Kol. Sayın Akkaya, çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz için Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya ile konuştuk. Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. O dosyanın ayrıntılarında neler var? İbrahim Burak Oğuz hangi FETÖ ile ilgili hangi konularda suçlanıyor? İşte tüm bu ayrıntıları Ufuk Akkaya ile konuştuk, değerlendirdik. Yine devam edelim.